Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zümrüt yeşili diyeceğim ama burada biraz daha farklı görünüyor. Zümrüt yeşili bir yazma üzerine ya da gördüğünüz şey renkteki yazma üzerine yapabileceğiniz bir oya modelini çalışacağım. Facebook'tan bir arkadaşım istemiş bunu, rica etmiş çalışmamızı. Onun için sizlere anlatmak istedim ben de bu modeli. Şimdi zemini kendi renginden kıvırdım. Yazmanın tersine doğru kıvırdım. Düzüne doğru da desenimi koyuyorum arkadaşlar. Sonra yeşil ipimle alt suyunu gidiyorum. Daha açık yeşil ve pembe tonlarıyla da sanırım kelebeğe benziyor. Kelebek modelimizi çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ben farklı bir şekilde yapmak istedim arayı. 3 tane yeşilden yapıyorum. 3 tane zürafa boş bırakıyorum. 3 tane yine yeşilden yapıyorum. 3 tane boş zürafa bıraktım. Şimdi buraya şeyi koyacağım. Yeşilden sinek kanadımı koyacağım. Onun için ekleme yapıyorum. Bu alttaki ipimi bu tarafa doğru veriyorum. Diğerini de karşıya doğru batarak ikisini birbirine bağlamış oldum. Bakın. Şimdi buraya pırpırımı yapıyorum. Ve üzerine çıkıyorum. Daha sonra alttaki ipimi ve diğer taraftaki ipimi kesiyorum. Şekilde ip eklemesini yapmış oldum. Daha sonra aynı yere batarak biraz büyük bırakıyorum. Çok da büyük olmasın. Burayı hafif bombeli bir şekilde sinek kanadı yapmış oldum buraya arkadaşlar. Şimdi aşağıya alttaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Ve yine yandaki zürafaya geçerken bir zürafa. Yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Yine sinek kanadımı oluşturacağım buraya. Evet. Bu şekilde oluşturduktan sonra şimdi bir tane daha yapacağım aynısından. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncüyü de yaptıktan sonra bununla beraber bakayım kaç tane bırakmışım? 3 6 tane zürafa bırakacağım. 6 tane yapacağım, bir de çiçeği koymak için 7 tane zürafa yapacağım buraya. 6 ve 7. 7.'ye de geriye geliyorum. Deminki yaptığım şekilde iki tane sinek kanadı yapacağım. Bir. Ve iki. Tekrar aynı şekilde 6 tane boşluk yapıp aralarımı yapacağım arkadaşlar. Aynı bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi pembemsi bir kırmızımsı bir renk, ara bir renk. Onunla kelebek diyebileceğim modeli yapmaya başlıyorum. Şimdi ipimi yatırıyorum ileriye doğru. Baştaki
Sinek kanadımı bağlıyorum motif yapacağım yere. Daha sonra ileriye doğru büyük bir zürafa yapıyorum. Daha sonra ikisine birden batarak şimdi buraya geriye geldim ve ipimi bağladım. Şimdi buraya batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Sonra ipimi geriye getirdim. Aynı yere batarak yine pırpırımı yapacağım. Aynı yere battım. Zürafamı yapıyorum. Şimdi yeniden ortadaki zürafaya, yeni yaptığım zürafaya geliyorum. Ve yine pırpırımı yapacağım. Ve bir tane zürafamı yapacağım. Şimdi 5 tane pırpır olana kadar bu şekilde çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane pırpırımızı yaptık. Şurayı da kesmeyi unuttuk. Orayı da keselim artık. Şimdi ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Bu şekilde ipimi uzattım aşağıya doğru. Sonra tekrar son zürafanın üzerine geliyorum. Ve aynı yere batarak pırpırımı oluşturuyorum yine. Biraz büyük oldu. İyice şey yapmadan sıkıştırdım. Evet. Şimdi buraya batarak tekrar pırpır oluşturuyorum. İpin içine batarak. Biraz hızlı yaptım. Şu alta batarak bir tane daha pırpır oluşturacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimin bu kısmını tamamladım. Ya da kelebeğimin kanadını. Şimdi kör zürafalar yaparak aşağı ineceğim. Bakın, zürafa olmasına fırsat vermeden minicik 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 sık iğneler çalışarak aşağıya kadar iniyorum. 7 ya da 8 tane sığabilir buraya, belki 9 olmadı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz sığıyormuş arkadaşlar. Dokuz. Şimdi dokuz tane bitti ve alttaki büyük halkanın içine giriyorum. Daha sonra motifimi sıkıştırıyorum buraya. Bakın. Ortaya iki tane uzun pırpır yapıyorum. Bir ve iki. Evet, şimdi bu şekilde pırpırlarımı yaptıktan sonra işimi döndürüyorum ve alta doğru iniyorum.
Deminki şu yaprağı yaptığım şekle geldim. Yine aynı şekilde yaprak diyorum ya da sineğin şeyin kelebeğimizin diğer kanadına aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımda aynı şekilde çalıştım ve yine alttaki büyük zürafanın içine basarak bitirdim. Evet. En alta kadar indim ve bitirdim arkadaşlar. İpim de dibinden kestim. Şimdi oyanın tersindeyim tabii ki. Düzüne çeviriyorum. Bu şekilde oyamı tamamlamış oldum. Ortasına 3 tane de pırpır yapacağım. Şimdi krem rengimi ipimi aldım arkadaşlar. Ortaya bağlıyorum. Ve ipin de üzerine batarak pırpır yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet, şimdi 3. pırpırımı da yaptım. İplerimi kesiyorum buradan. Şimdi yandaki pırpırın ucuna da yine aynı şekilde çalışacağım ki kelebek gibi görünsün. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimi tamamladım şimdi. Hafif böyle yukarı doğru kaldırabilirsiniz kanatlarını. Evet, bu şekilde kelebeğimizi yapmış olduk. Şimdi aralarda boşluklar bırakmıştık. Oralara geliyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve yine üzerine çıkıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz. Yani çok fazla bir şey yapmıyorum, farklı bir şey. Sadece buradaki yeşilliği kırmak için yapıyorum bunu. Yani yemyeşil gitmesin, aralarda hafif renkler olsun diye. Bu şekilde. Şimdi şuraya da bir tane yapacağım aynı şekilde. Her yaptığımız renkten aralara bu şekilde koyabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimi bu şekilde tamamladım. Yandaki kısma da yeşilden yapacağım. Daha farklı renklerde kullanabilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar, modelimiz şimdilik bu kadar. Ben yeşil de yaptıktan sonra fotoğraflarını çekip koyayım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz, kaydedebilirsiniz videolarımı. Ve yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bana Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.